Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz. 8. lig savaşlarına devam ediyorum. 9. lige geçebilmemiz için 3, 5 de buradan 8, bir de kapı savaşı 9 tane savaş yapmam lazım. Bu çok uzun bir süre. O yüzden 8. lig savaşlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Kullanacağım deste 3.8 iksir bedeline sahip bu dev mezarlık destesi olacak. Bu desteyi çok sevdim. Bu desteyle de devam etmeyi planlıyorum. Marketten en alt kısma gelip ücretsiz bir şekilde oyun gemisini de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hazır marketteyiz. Vatan gemiden de bahsedeyim sizlere. Burada görmüş olduğunuz itemlerden hem daha ucuza hem de daha avantajlı, daha fazla bir şekilde vatan gemiden alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Açıklamalarda bıraktığım linkten ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Altın peslerde ve elmas peslerde de gene çok güzel indirimleri var. Bu indirimlerden siz de faydalanabilirsiniz. İlk savaşında startını verdik. Sagar geldi. Herhangi bir kart koymamış. Sadece rozetlerini koymuş. İyi vurmadı lan. Oo, vurmadı lan. Ben vuracak zannettim ya. Var ya, tırstım ha. Neyse, güzel. Vurmaması iyi. Şimdi arkadaşlar, adam cellatını çıkarttığına göre biz de şeyi çıkartabiliriz. Bir de kasırga atarsa inanılmaz tatlı olur. Oyun başlangıcı. Hadi bir kasırga. Attı mı kanka? Çok daha iyisini yaptın lan. Oğlum sen yürek yemişsin ya. Gerçekten. Seni tebrik ediyorum. Hocam alır mıyız orayı? Alırız mı acaba? Tamam, alamasak bile ne arkadaşlar. Bayağı bir hasar çıkarttık. Adam Pekka oynuyor. Adam Pekka çıktı baba, Rıza baba. Şöyle atacağım ama atmasam da olurmuş ya, biliyor musun? Ama çok vurdu. İyi ki attım bu arada, dur. Hocam tekrardan bunu atacağım. Sen buna bir cellat daha atarsın. Arkasından bir de yıldırımı basarsın. Üf. Plana bak. Plan mükemmel çalışıyor şu anda. Yani 2x'e girmeden sağ kulesine bayağı bir hasar verdik. Viper destesi diyeceğim ama Viper destesini kendine göre değiştirmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle atabiliriz. Pekkası bir kart sonra dönecek. Bir cellat atar. Diyeceğim mort etti beni. Pekkası dönmüş. Pekkası dönmüş hocam. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayabiliriz. En azından oradan Pekka'yı almak istiyorum. Yani Pekka'yı alırsam çok güzel olur. Aksi takdirde oradan bir şey beklemiyorum yani. Hocam bir yıldırım gelir mi? Tertemiz bir yıldırım. Şey vuramadı binici. Kanka geliyoruz. Şöyle atarsak ne olur babuş? Pekka'yı alır mıyız? Pekka'nın içinden geçeriz, içinden. Hocam geliyoruz. Elektro büyücüm var. Şöyle atarsak ne olur? Bum. Lan kuleye vur, kuleye vur. Tamam, kuleye vur. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Adam aşırı iksirsiz. Ve bu hamleyle de işi bitiririz gibi geliyor bana. Şöyle de bıraktım arkadaşlar. Ya goblinler, durun be. Durun be reis be. Aynen öyle. Tertemiz. Çok fazla iksir harcadı. Biz de cezalandırdık onu. Evet, ikinci savaşı da bulduk arkadaşlar. Yine bir Pekka desesine benzer bir hali vardı profilinde. Yalnız evrimli okçular arkadaşlar mükemmel ya. Orada Pekka'ya nasıl hasar çıkarttıklarını gördünüz değil mi? Ha bir de bizi şey yeniyordu ya, ben hava destesi ve kıvılcım destesi dedim ama Kraliyet Devi de bizi yeniyor arkadaşlar. Ama Kraliyet Devi değil. Yani şöyle atacağız ama Kraliyet Devi, aynen öyle. Hocam yarasalardan hala yaşayanlarımız var. Yarasalardan hala yaşayanlarımız var. Yani kötü.
Kötü çok hasar yedik. İyi hasar veremedik. Ama bu işi toparlayabiliriz. Kanka bunu direkt buna atabiliriz ya. Hiç düşünmeyelim. Düşünürsek atmayabiliriz. Çalacağım mı düdüğünü? Neo. Evet. Şimdi devi, kraliyet devi evrimli arkadaşlar büyük bir olasılıkla. Şöyle bir gel babuş. Ne güzel timing. Şunu atacağım. Hızdan bir öldürsün. Aslında atma edebilirdik ya. Yeter miydi o? Yetmezdi. Aynen öyle. Şimdi kraliyet devi artı balıkçı yapacaktır arkadaşlar. Yani buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Şöyle saldım ya. Yani tam da söylediğimi yaptı. Bu bizim işimize gelir mi? Bence gelir hocam. Ya okula gitti. Tamam. Çok güzelsiniz be. Ya var ya. Şu evrimli okçular. Abi işi nasıl götürüyor görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar. Ani bir atak yapmak istemiyorum ama. Babuş. Neyse dur yapmayacağım. Hocam geliyoruz. Sen o kraliyet devini atarak kendi fişini çektin ya. Kanka bitti bu iş. Bum. Bitti babuş. Aynen. Aynen öyle. O kraliyet devini atmayacaktın. İyi oyundu kardeş. Öpücük. E3 taç. Mis. Ortadan kraliyet devini attığın an kaybettiğin andı. Evet, sonraki savaşta da bağlandık. Aye geldi. Ne alaka? Niye bu böyle bir bilgi verdim? Evet, kar topu gelmediği için binici 2 dene vurdu. Ne atacaksın buna? Hadi bir şey at. Tamam ben devle başladım ya. Keşke okçuları da atabilirdik. Evrimli okçuları çevirebilirdik biliyor musun? Bir tık hata yaptım ya. Neyse dur. Atak yaparız en azından. Hocam şöyle. Şuraya doğru bir tane. Bir tık daha sağa daha kaydırabilirmişiz. Tamam yeteneği de kullandı. Güzel. Güzel combo kanka. Zaten sola vurmuşu sağa da vurabilir. Tamam bir tane vurdu süper. Şimdi elimde yarasalar olsaydı üzerine koyup kesinlikle atağa kalkardım. Atıcıyı tek başına bırakmamak için. İksir avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Bir de şövalye atacaktır oraya. Şimdi arkadaşlar bu gidişimiz atak olabilir ve bu atağı da çok güzel değerlendirebiliriz. Küçük prensi dönmemiş bile ne olabilir? Daha 1x'teyiz. Hocam atağa çıkmayacağım. Finşekçi bizim fişimizi çekebilir. Kanka şöyle bıraktım onu. Lan fişekçi. Gene ölmedi be. Yanlış attım ama. Ya çocuk be. Güzel. Güzel timing. Bir dakika hocam. Şimdi bu işi çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Soldan çok güzel hasar verdi. Biz de soldan hasar verdik. Şimdi 2x'e girdik. İyi. Yeriz. İyi onu da yeriz. Fişekçi. Fişekçi. Tamam güzel. Şöyle bırakacağım. Güzel. Hocam destekliyorum. Sağa saldım. O benim dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Şöyle bir dev kartop oraya yeter mi? Yeter artar bile ne. Babalar gibi. Babalar gibi. Vuruyoruz vuruyoruz ve gol oluyor. Göndersene kanka binici. Binici gönder. Aynen öyle.
Bir tane vurursun. O da vurdum babuş. Ey oyundu. Bu heyecana geliyorum ya. Niye böyle oluyorum bilmiyorum ya. Evet, sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Matteo geldi. İsimleri söylemekten vazgeçmem lazım çünkü değişik değişik hareketlere giriyorum. Değişik değişik stillere giriyorum yani. Böyle okçuları bıraktım arkadaşlar. En azından evrimlileri hızlı bir şekilde doldururuz. The Kunks. Kar topunu attıktan sonra attı. Eğer atmamış olsaydı, daha erken olmuş olsaydı arkadaşlar, kesinlikle devle başlardım. Çünkü elinden kulesini çıkarttı yani. Değişik bir desteğe benziyor. Kanka sağdan gelecekmişsin gibi bir his var ya. Bakalım doğru tutturacak mıyız? Evet. Mezarlık oynuyor. O da mezarlıkçı. Ben de mezarlıkçı. Oo baba it. Lan bu işi iki kere düşünmen lazımdı. Yarasalar ölmeyin be. Şimdi elinden zehri çıkarttığı için eğer yarasalar yaşasaydı hata yapacaktım ben bu arada. Böyle. Kanka hata yaparız ya. Hata yaparız çünkü zehrini çıkarttı. Aynen öyle. Şöyle arkadaşlar. Bum. Kuleyi de vurduk. Çok güzel kemiriyorlar kuleyi. Ve GG. Abi kemir. Ya o kemirince vermiş olduğu his var ya, inanılmaz tatlı. Kıtır 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 böyle kemiriyorlar ya. Aşırı tatlı kemiriyorlar. Zehri çıkarttığı için paket oldu. Şöyle bıraktım hocam. Şöyle atıyorum. Arkasına da şeye basıyorum. Zehri bir tık yanlış attım ama. Bak yine zehri attım. Biz yani yanlış attım. Geç attım bu arada. Şu an dolu dolu atak yapmanın derdinde. Hocam be güzel. Atmam lazım. Sağ taraf gitmesin. Hop bum. Tamam biz sola da girmişiz ya içeri. Tamam hiç atak yapmayacağım. Aynen öyle. Hiç atak yapmama gerek yok. İyi oyundu kardeşim. Sana bir pasta. Al kardeş. Evet, videoyu da burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar videonun sonunda kendi reklamımı yapmak istedim. Bildiğiniz gibi 11.45 ve 17.45 olmak üzere günde 2 video atıyorum. İlk yorum yazan arkadaşlara da kalp gönderiyorum. Mümkün mertebe bütün yorumları da cevaplıyorum arkadaşlar. O yüzden yorum yazmaktan da çekinmezsiniz. Bol bol yorum yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.